Cem Küçük, FETÖ'cüler ciddi panikte. Türk Devleti'nin ve MIT'in uluslararası anlaşmalara uygun bir şekilde yurt dışındaki FETÖ'cüleri Türkiye'ye getirdiğinden daha önce bahsetmiştim önemli sayıda FETÖcü üstelik bunlar mahrem yapının imam ve abileri başarılı operasyonlarla paketlendiler. Tabii bu başarı diğer FETÖcüleri panikletti. Avrupa'dan Asya'ya kadar örgütün önemli isimlerini ne yapacaklarını bilemez durumdalar. Son bir yıldır yaşanan örgüt içi itirafçı olma furyası Fethullah Gülen'i kara kara düşündürüyor. Çözülmeyi önlemek için yalan yanlış haberlere ve 24 Haziran'a bel bağlamış durumdalar. Bekledikleri bahar bir türlü gelmiyor. O yüzden de yurt dışında sürekli yalana başvuruyorlar. İşi öyle noktalara getiriyorlar ki Erdoğan bize suikast yapacak yalanını bile söylüyorlar. Bu yalanı 3-4 ayda bir ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlar. Bu tür kara propaganda haberlere bazen Garopaylan, Filiz Kerestecioğlu gibi isimler de katılıyor. FETÖ benzer bir yalanı şimdi Danimarka'da dolaşıma sokmuş durumda. Güya bir Türk aile suikaste uğrayacakmış ve Danimarka istihbaratı o aileyi safe house'a yani güvenli eve yerleştirmiş. Haberi yapan da Almanların Doğu Çevele isimli yayın organı. Oradan palavrayı okuyalım. Danimarka'da yaşayan bir Türk ve ailesi ciddi tehdit altında olduğu gerekçesiyle birkaç ay önce Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi tarafından bir güvenli eve yerleştirildi. Olayı kamuoyuna taşıyan Danimarka Diyar Televizyonu'na konuşan siyasi yetkililer olayın ardından fanatik Erdoğan taraftarlarının olabileceğini düşünüyor. Türkiye yurt dışındaki FETÖ'cüleri uluslararası kanunlarla getiriyor. Çünkü bunlar birer terörist. Artık onlar için yolun sonu gözüküyor. Çaresiz kara propaganda yapmak zorunda kalıyorlar. FETÖ'cülerin Danimarka'daki yalanını Danimarka Polis istihbaratı PET yalanladı. Diğer News'e konuşan eski polis istihbarat başkanı Hans Jorgen Bonichen şöyle dedi. Danimarka'da birinin güvenli eve taşınması ancak çok tehlikeli durumlarda olabilir. Diğer News'e göre Danimarka'daki o kişi Gülen yanlısıymış. Yani bunu kabul ediyor o kişi. Ancak Hans Jorgen Bonischen bu kişinin güvenli eve yerleştirilmesi için çok somut ve ciddi bir tehdidin bulunması gerektiğini özellikle vurgulamış. Danimarka'daki FETÖ'cüler işi suikast yalanına kadar götürmüşler. Güvenli ev yalanı da bunlardan biri. FETÖ'cülerin böyle korkması iyi. Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler dünyadaki her FETÖ'cünün rüyasına giriyor. Her an paketlenebiliriz paniğindeler. Bulundukları ülkelerde de Türkiye hakkındaki her yalanı söylüyorlar. Onları korkuya salan bir diğer faktör de önceki hafta Alman medyasında çıkan bazı gerçek haberler. Almanya'da bu hain örgütün gerçek yüzünü gördü ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğuna inanan Alman devleti içinde ciddi bir grup oluştu. FETÖ'cüleri korkutan o haberler Amerika'daki terörist başına da ciddi korkuttu. Alman Der Spiegel ve Report Mainz'in 4 sayfalık ortak haberine göre Alman hükümeti FETÖ'yü kritik olarak görüyor. İki dergi Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin 2018 Şubat ayında hazırladığı gizli bir raporu kaynak olarak gösterdi. Alman hükümetinin FETÖ'yü kritik olarak gördüğü belirtilen söz konusu raporda FETÖ komplocu bölümü sert hiyerarşik bir yapı arz ediyor ve organize bir suç örgütünü andırıyor diye yazdı. Büyükelçi kaynaklarının FETÖ'nün yıllar içinde Türkiye'de başta emniyet ve adli kurumlar olmak üzere devlet kadrolarına sızdığı konusunda hemfikir olduğu kaydedilen raporunda hareketin üyelerinin mutlak sadakat içinde olduğuna dikkat çekiliyor. Der Spiegel ve Report Magazine haberinde ayrıca FETÖ'nün yönetici kadrosundan ayrılan bir eski üyesinin açıklamalarına da yer vermiş. İçinde bulunduğu hareketi gizli bir paralel yapı olarak nitelendiren eski üye, hareketi antidemokratik olmakla da Söz konusu eski üye FETÖ'nün önemli kararlarını Almanya'da aldığını bu kararların sık sık seçilmiş dernek yöneticilerinin zararına alındığını iddia ediyor. Önümüzdeki günlerde Avrupa'dan da FETÖ konusunda bizleri sevindiren haberler alacağız. Hatta FETÖ'nün bazı isimlerini Avrupa devletlerinin bizzat kendisi bize verecek. Demedi demeyin. Cem Küçük, Türkiye